Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bir önceki videomuzda yaptığımız örneğe benzer bir örnek yapacağız. Bir önceki videomuzda şu anda ekranda gördüğünüz örneği yapmıştık. Ne yapmıştık hatırlayalım. Adımızı soyadımızı iki input içine koyduktan sonra biz adımızı soyadımızı ekranda görebiliyorduk. Şu şekilde isterseniz görelim. Adımızı soyadımızı yazdığımız zaman ekranda gözüküyordu. Farklı bir isim yazınca değişiyordu gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle küçük bir program yapalım. Bu programla girdiğimiz iki sayıyı toplayalım. Toplamı yani hesap makinesi yapalım. Girilen iki sayı sürekli toplasın ve toplamını görelim. Çarpımını görelim. Hepsini tek tek yapalım arkadaşlar. Şöyle öncelikle bunları kapatalım. Yeni bir Lightning Web Component oluşturalım. Adını hesap makinesi koyabiliriz ya da calculator koyalım. İngilizce olsun. Hep İngilizce yapıyoruz. Enter diyorum ve benim LWC dosyasının içine bunu koyuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Daha sonra bunun içini açarak HTML'i alıyorum. Yanlış yerdeyiz. Calculator şurada. Bunu kapatalım. HTML'i alıyorum. Calculator'ı alıyorum. Bir de hepsini açıyorum. Bütün 3 tane dosyamız var. Bunların hepsini açıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra tek tek iki tane Lightning input yaparak içine girilen değerleri alıp onları toplayacağız. Topladıktan sonra da dinamik bir şekilde ekranda göstereceğiz. Onu da biz on change attribute ile yapacağız. Şöyle hemen başlayalım isterseniz. Şimdi biz normalde division diye bir şey kullanıyorduk HTML'lerde. Burada division yerine Lightning Web Component'un kullandığı Lightning şu şekilde yapalım. Lightning card diye bir element var. Onu kullanacağız. Bu şekilde kullanıyoruz. Bunun içine biz iki tane input koyacağız arkadaşlar. Şöyle alıyorum. Lightning input. Birincisini oluşturduktan sonra copy paste yaparak ikincisini oluşturabilirsiniz. Şu şekilde. İçine ne koyuyorduk? Hatırlayalım arkadaşlar. Öncelikle name diyorduk. Label diyorduk. Label'ı ne olsun arkadaşlar? Label'ı eşittir. Biz buna şey diyelim. Şunu silelim. Fazladan bir tırnak işaretimiz var. Buna first number diyelim. First number diyelim. Daha sonra değerini yazalım arkadaşlar. Değerini de şöyle yazalım. Value diyelim. Buna değerini enter first number şeklinde yazalım. Evet. Sonra ne diyoruz arkadaşlar? Hatırlayalım. On change diyoruz. Çünkü ben buradaki ifadeyi girildiği anda almak istiyorum. Ona da first number handler diyorum. Şu şekilde oluşturduktan sonra hatırlayın tırnak işareti kullanmıyorduk. O yüzden parantezlerle açıp kapatıyorum. Şu şekilde yazıyorum. Hata mesajımız yok. Bu bizim birinci number'ımız. Birinci sayımız. Bunu kopyalayıp bu şekilde alabiliriz. Bu da bizim ikinci number'ımız olsun. Second number diyelim buna. Second number. Gerekli yerleri değiştirelim. Enter second number diyelim buna. Ondan sonra burada da first number yerine bunu S yapalım. Second number olsun arkadaşlar. İsterseniz böyle tamamını da yazabilirsiniz. First number, second number şeklinde yazabiliriz. Bunu kaydedelim. İsterseniz öncelikle deploy yapalım. Bir görelim. Neyimiz var? Onu bir görelim. Hatırlarsanız şunu diyordum baştan beri ilk videolarımda. Burada calculator JavaScript meta XML içinde false olduğu zaman ve targetları belirtmediğin zaman deploy olmuyor. İsterseniz yapmadan bir görelim. Deploy olacak mı? Her şeyi kaydetti görüyorsunuz. Sonra calculator'ı ben deploy yapıyorum. Şu anda o deploy olurken isterseniz bir gidelim. Sayfamızı edit yapalım. Edit page diyorum.
Sonra en aşağı geliyorum, bakıyorum. Görüyorsun arkadaşım, My Profile, User Info ve View Message text var. Benim en son oluşturduğum yok. Tekrar refresh yapalım, bakalım. Aşağı doğru geliyorum, yok. Neden yok? Çünkü bizim meta XML dosyasını düzeltmedik. Öncelikle bunu true yapmamız gerekiyor. Ve aşağı targetlarımızı koymamız gerekiyor. Bir önceki sayfalarımızdan alabiliyoruz. Bunu söylemiştim. Şuradan user info'ya girelim. Meta XML'in içinde ne varsa alalım, kopyalayalım. Onu biz calculator XML'in içine koyalım arkadaşlar, bu şekilde. Şimdi biz deploy yaptığımız zaman orada gözükecek. Calculator'ın üstüne tıklıyorum. Deploy yapıyorum. Ve sayfamı biraz bekledikten sonra refresh yapıyorum. Sonra bakıyorum gelmiş mi? Calculator geldi arkadaşlar. Onu da isterseniz şuraya koyalım arkadaşlar. Hemen yan tarafa. Daha sonra bunu save yapalım. Geri gidelim ve nasıl gözüktüğünü bakalım. Gördüğünüz gibi Lightning Card yaptığınız zaman biraz farklı gözüküyor. Bir kutucuğun içine almış. Daha güzel gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Bunları da tek tek öğreneceğiz. Lightning Input'u öğrendik. Lightning Card'ı öğrendik. Gördüğünüz gibi kare içine alıyor böyle. Köşeleri böyle round olmuş şekliyle güzel bir kartın içine alıyor. Yani bir ne diyelim, görüntüsünü güzelleştiriyor. Lightning Card'ı kullanabiliriz. Şimdi ben buraya Enter First Number diyor. 12 ekliyorum. Hiçbir şey değişmiyor. 13 ekliyorum. Bir şey hata veriyor. Çünkü biz 10 change'dik ama hiçbir şey JavaScript'te hiçbir şey yazmadık. O yüzden hata veriyor. Biz ne istiyoruz arkadaşlar? 12 ile 13 girildikten sonra 12 ile 13'ü toplasın. Yani bu ikisini toplayan bir program yapmaya çalışıyoruz. Nasıl yaparız biz bunu? İsterseniz JavaScript tarafını yapalım. Şu anda HTML tarafı hazır. JavaScript tarafına geçelim. Açıyorum VS Code'umu. Burada bir işimiz kalmadı. Bunu kapatıyorum. Burada bir işlem kaldı. Onu da yapalım. Şimdi input'umuz var. Birinci input'umuz. Yani içine birinci sayımızı gireceğiz. İkinci input'umuz var. Oraya da ikinci sayımızı gireceğiz. Bir de bir butonumuz olsun. Üzerine tıklayınca hesapla diyecek. Ve 12 ile 13'ü toplayacak. Yani biz ona topla diyeceğiz. Toplayacak. Çarp diyeceğiz. Çarpacak. O şekilde yapalım. O zaman şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Ne yapalım? Bir input yapalım. Yine bizim Lightning inputlarımız, Lightning butonlarımız var. Şu şekilde yazarsanız arkadaşlar hepsi geliyor. Bunu ezberlemek zorunda değilsiniz. Lightning button var, görüyorsunuz. Bunu seçiyorum. Kapatıyorum bu şekilde. Kapatınca başı sonu belli oluyor. Bu butonun içine şunu koymanız gerekiyor arkadaşlar. Önce label'ını koyalım. Yani üstünde ne yazsın bu butonun? Üstünde sum yazalım. Şu şekilde. Sum yazıyorum. Bu butonun üstüne sum yazıyorum ama ben bu butonun, burası çok güzel, bu butonun ne zaman çalışmasını istiyorum? Ben bu butonun on click olduğu zaman çalışmasını istiyorum. Yine bir eventimiz var ama bu kez eventimiz on change değil, on click. On click üzerine tıklayınca çalışacak. Yine aynı şekilde biz şeyimizi belirleyelim. Event'in adını belirleyelim. Adı ne olsun? Adı sum handler olsun, şu şekilde. Bunun üzerine tıklayınca biz yukarıya girdiğimiz iki sayının toplamını göreceğiz. İsterseniz şu şekilde devam edelim. Bu toplamını versin. Bu ikincisi de ne diyelim buna? Product diyelim, yani çarpsın. Buna da sum değil de product handler diyelim. Bu şekilde iki tane buton oluşturduk. Tekrar söylüyorum. On click olması lazım. Üzerine tıklayınca işlem yapmaya başlayacak. Şimdi bunu kaydediyoruz. Şimdi diğer tarafa, JavaScript tarafına geçiyoruz. Ve tek tek hepsini tanımlamamız gerekiyor. İlk önce ne yapıyoruz arkadaşlar? Lightning element'in yanına track yazmamız gerekiyor. Şu şekilde. Ondan sonra şu iki parantezi biraz uzatalım. Bunun içinde işlemlerimizi yapacağız tek tek. Birinci olarak bana ne lazım? First number lazım arkadaşlar. Yine aynı şekilde track diyorum. Yanına first number yazıyorum şu şekilde. First number yazıyorum. Tanımlamıyor. İçine bir değer vermiyorum. İkinci track, ikinci sayımız neydi arkadaşlar? Oradan alacağız. O yüzden track yazıyoruz. Diğer taraftan almamız gerekiyor. Buna da
second number diyorum. Bunu da bu şekilde tanımlıyorum. Bunları sadece tanımlıyorsunuz. Diğer tarafta bunların bir karşılığı yok şu anda. First number handler ile second number handler sayesinde biz buraya girilen değerleri alacağız. Her ikisini de bunlara eşitleyeceğiz. Şu anda biz ikinci olarak yapmamız gereken şu handler'ları, first number handler ile second number handler function'larını tanımlamak. Bu eventleri tanımlayalım. Şöyle yapıştırıyorum. Parantezimi açıyorum. İçine event yazıyorum arkadaşlar. Unutmayalım. Event yazıyorum. Süslü parantezleri açıp içine bunun içinde yukarıda belirttiğim değişkenleri tanımlamamız lazım. Yani assignment yapmamız lazım. This nokta ile başlıyoruz. Daha sonra yukarıdaki variable'ımızı koyuyoruz. Eşittir diyoruz. Hatırlayalım. Event nokta target diyoruz. Nokta value. Onun değerini bu şekilde alabiliyoruz arkadaşlar. Bu birinciyi oluşturduktan sonra bunu kopyalayıp ikincisini de aynı şekilde oluşturabilirsiniz. First number yerine second number yazmanız gerekiyor sadece. Bir. İkincisi de şurada bunu nereye eşitlememiz gerekiyor? İkinci değişkeni eşitlememiz gerekiyor. İkinci değişkenin adını buraya koyuyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. İki tane event hazırlamış olduk. Bu eventler sayesinde yukarıda oluşturduğum değişkenlere değer vermiş oldum. Değerler nereden geliyor arkadaşlar? Bizim inputların içinden geliyor. Inputların içinden alarak onları burada biz oluşturduğumuz iki tane değişkene eşitliyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar, birinci değişken, ikinci değişken, ikisini eşitliyorum. Artık first number ve second number'ın bir değeri var. First number bizim gireceğimiz şurada, şuraya gireceğimiz değer. Second number ise burada gireceğimiz değer. Bunları alıp artık kullanabiliyoruz. Ne yapabiliyoruz? Bunları toplayabiliyoruz, çarpabiliyoruz. Böyle biliyoruz. Herhangi bir işlemde bunları kullanabiliyoruz. O yüzden biz bunları kullanmak için aşağıda yeni bir function oluşturuyoruz. JavaScript'te functionlar şu şekilde yazılıyor arkadaşlar. Ben ne diyeyim? Şöyle diyeyim. Zaten function'ımızı burada belirtmiştik. Sum handler. Bunu alıyorum. Bunu buraya koyuyorum ama içine event yazmıyorum. Artık oradan değer almadığımız için bu event değil. Bunun içi boş kalıyor şu şekilde. Bunun içine biz arkadaşlar şey hesaplamamız gerekiyor. Şu sonucu hesaplamamız gerekiyor. Biz sonuca da bir isim vermemiz gerekiyor. Sonuca ne isim verelim? Sonuca şöyle track result diyorum arkadaşlar. Ya da şöyle diyelim, track sum diyelim. Sum'ı track yapacağız. Yani otomatik gözükmesini isteyeceğiz. O yüzden aslında şuralara track yazmanız gerekmiyor. Çünkü onları otomatik gözüksün istemiyorum. Ben hesapla deyince bunlar kullanılıyor. Bunlar hiçbir yerde gözükmüyor. O yüzden bunları track demenize gerek yok. Ama otomatik gözükmesini istiyorsanız ya da bir yere tıklayınca gözükmesini istiyorsanız o zaman başına track diye koymanız gerekiyor. Şimdi bu sum'ı biz aşağıda şurada belirtmemiz gerekiyor. Şurada hesaplamamız gerekiyor. Buna ne diyelim arkadaşlar biz? Sum yine aynı şekilde değiliz. Nokta sum eşittir. Artık ben event, target, value kullanmama gerek yok. Şuradaki first number'la plus şuradaki second number'ı kullanabilirim arkadaşlar. Bu şekilde bu ikisini toplayabiliyoruz. Ve bunun sonucu da sum'a eşit. Sum'ı artık biz HTML'imizi gösterebiliyoruz. Nerede gösterelim arkadaşlar? Direkt şurada gösterelim. Bir division oluşturalım. İçine de şu şekilde sum yazıyorum arkadaşlar. Sum'ı orada tanımlamıştık. Artık burada kullanabiliyoruz. Bunu deneyelim mi önce? Daha sonra gelelim. Çarpma işlemini de yapalım. Calculator'ı deploy yapıyorum. Şu anda deploy işlemi devam ediyor. Sistemimizi açalım ve bunları görmeye çalışalım. Refresh yaptık. Tekrar refresh yapıyorum. Evet, sum ve product görüyorsunuz arkadaşlar. İki butonumuz geldi. First number olarak ben diyelim ki buraya 12 yazdım. Second number 13 yazdım. Sum dedim ve gördüğünüz gibi şu anda çalışmıyor. Buraya 12 diyorum. Tekrar bir deneyelim arkadaşlar. Evet, çalışmadı. Niye çalışmadı ona bakalım. Problem şu olabilir arkadaşlar.
Bizim burada first number ve last number'ı tekrar tanımlamamız gerekiyor. JavaScript'te constant diye şeyler var. Constant diye bir variable type vardı. Data type vardı. Onu kullanacağım. Const eşittir. Bu birinci numara şey diyelim. Num1 diyelim. Eşittir. Bizim yukarıdaki bu oluşturduğumuz first number ve last second number'ı şurayı silebiliriz artık. First number ve second number'ı integer'a çevirmem lazım. Şeyde JavaScript'te Perl int diye bir şey var. Integer'a çeviren bir function var. Metot var. Bu metodu kullanabiliyoruz. Şu yukarıda oluşturduğumuz this first number'ı bunun içine koyup bunu integer'a çeviriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Aynı şeyi biz ikinci için yapıyoruz. Şurada oluşturduğumuz this second number'ı const num2 şeklinde bir variable oluşturarak ona eşitlemek istiyorum. Şuraya koyalım arkadaşlar. Önce burst yazalım. int yazalım. Parantezin içinde bunu koyalım. Bu şekilde arkadaşlar tekrar ediyorum. Burst int metodunu kullanarak yukarıdaki aldığımız değerleri integer'a çevirebiliyoruz. Integer olmasını istiyorum çünkü. Gördüğünüz gibi converts a string to an integer diyor. Yukarıda bizim oluşturduğumuz first number and second number şu anda string yazı yazı oldukları için biz onları integer'a çevirmemiz lazım. Orada kullanacağımız metot burst int metodu. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Şu anda number 1 ve number 2'yi oluşturduk. Artık biz bunu şu yukarıda oluşturduğumuz sum'a eşitleyebiliriz. Nasıl? Yine this diyoruz. Nokta sum. Ondan sonra eşittir. Num1 plus num2 şeklinde iki verilen iki rakamı toplayabiliyoruz artık arkadaşlar. Çünkü bunlar integer. Integer oldukları için bunlar toplanabiliyor. Toplamında sum'a eşitledik. Şu anda çalışması lazım. Tiplo yapalım isterseniz. Tiplo yaptıktan sonra görelim çalışıp çalışmadığını. Sisteme gidelim. Refresh yapalım. Refresh yapıyoruz. Tekrar refresh yapıyorum. Bazen geç geliyor. Evet arkadaşlar buraya 12 diyelim. Buraya 13 diyelim. Sum diyelim. 25 olarak geliyor arkadaş. Görüyorsunuz. 34 diyelim. 32 diyelim. Sum diyoruz. 66 olarak geldi. İsterseniz bunu bir de çarpmasını yapalım. Aynı şekilde burada arkadaşlar yeni bir variable belirtmeniz lazım. Buna da track product olsun arkadaşlar şu şekilde. Biz bunu şurada yeni bir function yaparak ya da şunun evet yeni bir function yapmamız gerekiyor. Şunu kopyalayalım isterseniz. Biraz küçültelim şöyle. Bunu kopyalayıp şuraya ekleyebiliriz. Sadece sum handler kullanmayacağız. Biz product için product handler kullanıyorduk. Onu alalım. Şuraya koyalım arkadaşlar. Num1, num2 aynı kalabilir bu şekilde. Ondan sonra isterseniz bunları dışarıda da tanımlayabilirsiniz. Onu bir sonraki örnekte yapalım. This sum yerine this product diyeceğiz. Bunu alalım. Şuraya koyalım ve artı yerine çarpı kullanalım. Şu anda biz bu product handler'la çünkü bizim putonun on click kısmında product handler yazıyor. Onu kullanarak ona tıkladığınız zaman şuradaki function çalışacağı için arkadaşlar bunun için de çarpma işlemi olduğu için iki sayımızı çarpmış olacağız. Kaydedip bakalım isterseniz arkadaşlar. Calculator'a geliyorum. Deploy diyorum. Şu an deploy işlemi devam ederken biz isterseniz refresh yapalım. Evet buraya first number gireceğiz. 12 girelim. Buraya 15 girelim. Sum diyelim 27. Product diyoruz. Product'ı biz sistemde göstermemiştik diye hatırlıyorum. Hemen gelelim. Şu sum'a şöyle diyelim. Sum 2 nokta üst üste diyelim. Bu division'dan bir tane daha yapalım. Ona da product diyelim. Product eşittir. Parantez içine de product yazalım ki orada oluşturduğumuz şurada oluşturduğumuz product kısmını alabilelim. Şurada görüyorsunuz biz onu num1, num2, num1 çarpı num2'ya eşitlemiştik. Şimdi tekrar kaydediyorum ve deploy yapıyorum. Deploy yaptıktan sonra
çarpma işleminde çalışacağını görmemiz gerekiyor. Bakalım çalışıyor mu? 12. Buna 15 diyorum. Sum diyorum. 27. Product diyorum. Product herhalde tam şey olmadı. Eğer hatamız yoksa çalışması lazım. 12. Buna da 15 diyorum. Sum diyorum. 27. Product diyorum. 180. Gördüğünüz gibi küçük bir hesap makinesi yaptık. Bu hesap makinesi sayesinde hem toplama yaptık hem de çarpma yapmış olduk arkadaşlar. Böyle küçük bir hesap makinesi bu şekilde yapılabilir. Evet.